Kaan Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler. Yepyeni bir transfer gündemi videosuyla sizlerin karşısındayım. En son verdiğimiz videoda şunları söylemiştik: Hakim Ziyeh ile alakalı hiçbir problem yok. Hakim Ziyeh sağlık testlerini geçti demiştik. Son olarak kendisine hani bu tarz iddialar vardı ya işte yok uyuşturucu kullanıyor, ondan dolayı testleri geçemiyor ve bu sebepten ötürü el Nasır transferden vazgeçti, bu testi de geçemeyecek diye. Hatta Hollandalı bazı kaynaklardan şöyle haberler çıkmıştı dün akşam. Kan testi yapıldı, geçemedi. Onunla alakalı bilgiyi de burada topluluktan verdim sizlere. Bugün geçtiğimiz saatlerde sonuçlar çıktı. Oyuncunun kan testleri de son bir de geçmiş 3 aya bakıldı. Son yapılan kan testleri de detaylı kan testleri de tamamen negatif çıktı. Oyuncunun herhangi bir problemi yok. Artık son kez top Chelsea'de Galatasaray ile Chelsea arasında son detaylar konuşuluyor. Oyuncu artık bir aksilik olmadığı sürece Galatasaray'ın oyuncusu. Zaten söylüyorum dünkü videoda da söylemiştik. Hakim Ziyeh Galatasaray'da. Oyuncu bu sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Daha detaylar var. Onları konuşmadan önce ben anonsumu yapayım. İki kişiye Icardi imzalı parti maske on tişörtü. Abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzu dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve Videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit. Hakim ne zaman geleceğini sorup duruyorsunuz, e doğal olarak normalde bugün gelmesi bekleniyordu oyuncunun bugün gelecek diye net bir ifade kullanmak istemiyorum çünkü yarına sarkma durumu da var oyuncunun geliş tarihi bugün veya yarın gelip Galatasaray imzasını atıp Galatasaray için bu sezon ter dökecek tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve diğer konumuza geçelim. Nedir bu konu? Orta saha transferi. Orta saha transferinde çok sorduğunuz iki isim vardı gene. Gendozi, Gravenber. Galatasaray kiralık olarak nabız yokluyordu ancak kendisini satın almak isteyen iki kulüp de vardı. Bunlar Premier Lig'den. Manchester United, Liverpool. En son Fabrizio Romano da geçti. Bayern Münih oyuncunun satışına kesinlikle karşı oyuncuyu kiralık verebilme durumu var. Galatasaray bu yüzden kiralık olarak istiyor. Ama Bayern Münih Gravenberg'in transferine kesinlikle razı değil. Oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor kiralık olarak gelmesi için de. Ne demiştik? Şampiyonlar Ligi faktörü burada önemli. Oyuncu Galatasaray gruplara kalırsa Galatasaray'da kiralık olarak oynamaya okey olabilme durumu var o zaman. Ancak bu süreçte Galatasaray Gravenberg'i beklemeyip alternatifler için gaza bastı. Burada ilk sıralarda yer alan isim hatta şu an bir numaralı isim Gendozi. Gendozi için Galatasaray 10 milyon euro civarı bir rakam ayırdı. Kulübünün istediği rakam 15-20 milyon euro arası. 20'den açıldı pazarlıklar Galatasaray biraz daha düşürdü. 15-20 milyon euro arası bir rakama şu anda Marsilya okey. 10 milyon euro Galatasaray'ın ayırdığı bütçe. Ancak şu an pazarlıklar devam ediyor. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak. Oyuncu açısından herhangi bir problem yok. Rakam olarak yıllık maaş. Oyuncunun Marsilya'da aldığı rakam 2.1 milyon euroydu. Net vergiler düşürmüş hali. Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro talep ediyor. Galatasaray bu rakamı tabii ki de aşağı düşürmeye çalışıyor. Ancak şu an Gendozi cephesinden istenen rakam yıllık 3 milyon euro. Gendozi'yi burada size yani anlatmama gerek yok. Çoğunuz zaten tanıyorsunuz. Hele ki Patrick Van Anolt'la yaşadığı olaydan. Çoğunuz tanıyorsunuz. Çok da istediğiniz bir isim. Torreira'nın yanına koyabileceğiniz. Yeri geldi mi Torreira'nın yerine de oynatabileceğiniz bir isim bu arada. Yani alternatiflere baktığınız zaman bana hangisini istiyorsunuz diye sorsanız. Bildiğim, gördüğüm ve izlediğim bir isim olduğu için ben Gendozi'ye gözüm kapalı okey veririm. Tekrardan şartları aktaralım. Galatasaray 10 milyon euro var bir rakam bu transfer için ayırdı. Martilya kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Ancak Galatasaray pazarlıklarla bunu aşağıya düşürmeye devam ediyor. Şu anda 15-20 milyon euro arası bir rakama düştü. Gendozi yıllık 3 milyon euro istiyor. Bu konuyla alakalı da pazarlıklar sürüyor. Gendozi konusuyla alakalı önümüzdeki günlerde çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Peki diyelim Gendozi transferi de tamamlandı. Ne olacak? Galatasaray Stoper transferi içinde çalışmalarına devam ediyor. Sergio Ramos'la alakalı 4.5 milyon euro istediğini söylemiştik. Ancak Arabistan cephesinden istediği rakamlar daha yüksek. 10 milyon euro istiyor Sergio Ramos Arap ekiplerinden. Tabii ki burada önemli olan faktör şu. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde kariyerini tamamlamak istemesi, Şampiyonlar Ligi'ne bir kez daha gitmek istemesi. O yüzden 4.5 milyon euro civarı bir rakam oyuncu cephesinden Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde olan takımlardan istenilen rakam 5,5 milyon euro olduğu da söyleniyor bu arada. Ancak benim aldığım bilgi 4,5 milyon euro olduğuna yönelik 2,5 milyon euroya Galatasaray'ın düşürme çabası var. Ancak dediğim gibi bu Galatasaray'ın gruplara kalması halinde sıkılaşacak ve aşağıya düşecek bir durum. Oyuncu şu anda tamamen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak mı kalmayacak mı? Bununla ilgileniyor oyuncuyla ilgilenen başka takım Beşiktaş. Beşiktaş da bu transfer için bir nabız yokladı. Oyuncu çepesinden görüşler aldı, fiyat aldı. Beşiktaş da bu transfer için devrede. Ancak oyuncunun şu anda bana göre iki tane gidebilecek rotası var. Bir Arabistan, iki Galatasaray. Galatasaray olmasının sebebi de tabii ki de Şampiyonlar Ligi faktörü ve Galatasaray'ın kurduğu kadro. Galatasaray Ziyet transferiyle hem on numara hem sağ kanat İkisini bir arada halletti. Geçtiğimiz yayınlarda Talişka'nın adaylar arasında olduğunu söylemiştik. Ancak Galatasaray'ın Ziyeh'le hem iki bölgeyi birden kapatmış olması Talişka'yı tamamen gündemden kaldırdı. Ve şunu da söyleyeyim. El Nasır cephesinde burada Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar biraz tepki gördü. Oyuncuya bu konuda bir ultimatom var. Bu transfer gelecek senelere kaldı diyebiliriz. Şu an tamamıyla gündemden kalktı. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Ziye'yi konuştuk, Gendozi'yi konuştuk, Sergio Ramos'u tekrardan bir üstünden geçtik. Galatasaray, tekrar söylüyorum, Ziye transferini bitirdi. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. En kötü yarın gelecek, bu konuyla alakalı gelişmeleri kanaldan aktarmaya devam edeceğim. Gendozi, son olarak Galatasaray'ın artık bir numaralı. Orta saha adayı oldu, Gravenberg'le alakalı Bayern Münih. Şu anda kendini biraz daha geriye çekti. Oyuncuyu kesinlikle göndermek istemiyor. Satışına zaten karşı kiralık olarak belki. O yüzden Gravenberg biraz daha aşağılara düştü transferle alakalı. Yani United'da Liverpool bile veto yedi. O kadarını söyleyeyim. Ramos'u tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ben gelişmeleri sizlere an beyan aktarmaya devam edeceğim kanaldan. Kanala abone olmayı unutmayın. Icardi imzalı parti maskoğun tişörtü çekilişi için abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda da bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.